İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Kanal Fırat ekranlarına hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Koç İlkokulu'nun değerli sınıf öğretmeni Hasan Demir bizlerle birlikte olacak. Hem ilkokuldaki eğitim öğretim sürecini ele alacağız. Hem de Hasan hocamızın yurt dışı deneyimi çok fazla. Yurt dışında hem turist olarak hem işçi olarak hem eğitimci olarak bulunan bir isim. Yurt dışında Avrupa'da var olan ailelerimiz de oradaki çocuklarının eğitim öğretim hayatını Türkiye'ye gel kesin dönüş yapacaklarsa buradaki çocukların eğitim öğretim hayatının nasıl olacağı, Türkiye'den Avrupa'ya gitmeyi düşünen ailelerin çocuklarının düşündüğü eğitim öğretim hayatıyla alakalı kafasındaki var olan soruları burada kıymetli hocamla birlikte aydınlatmaya çalışacağız. Evet, değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sizden biraz kısaca bahsettim ama yine de izleyicilerimiz sizi biraz tanıyabilir mi? Kendi ağzınızdan anlatırsanız izleyicilerimize kendinizi. Evet. Hasan Demir, ilk orta ve lise öğretimimi Elazığ'da bitirdim. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Almanca bölümünden 90 ve 94 yılları arasında mezun oldum. Sonrasında da memleketin birçok yerinde eğitim öğretim hizmetinde bulundum. İlk başta Manisa, İzmir, daha sonra Bingöl. Bingöl sonrası bir yurt dışı tecrübem oldu. Bakanlığın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yurt dışına öğretmen olarak gitme projesi kapsamında gerekli sınavları kazanıp Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni olarak yurt dışında bulundum. Öncesinde de babanın orada çalışıyor olmasından kaynaklı olarak dönemsel olarak da zaten kalmışlığımız vardı. Ama bu yurt dışına öğretmen olarak 5 yıl kalmam da inanılmaz bir tecrübe oldu. Eğitim öğretim alanında, kendimi geliştirme alanında, farkındalık yaratılma alanında çok büyük bir tecrübe oldu benim açımdan da. Öncelikle sizin bu nazik davetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda Kanal Fırat izleyicilerine, emekçilerine de merhabalar demek istiyorum. Ayrıca televizyonları başında bizi izleyen bütün izleyicilerimize, Elazığlılara, eğitim öğretimin bütün paydaşlarına da selam olsun diyorum. Hoş çok bulduk, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan izleyicilerimiz bizleri izliyordur mutlaka. Evet. Yine tecrübelerinizi aktarma adına eğer bizlere soracakları sorulursa izleyicilerimize yine ben telefon numaralarımızı, WhatsApp hattımızın numarasını söyleyeyim. 0532 23 402 23 nolu WhatsApp hattımızdan yurt dışında yaşayan ailelerimiz eğer Türkiye'ye dönüş yapmak istiyorlarsa veya Türkiye'deki ailelerimiz yurt dışına gitmeyi düşünüyorlarsa çocuklarının eğitim, öğretim hayatlarının nasıl olacaklarıyla alakalı bütün soruları bize WhatsApp hattımızdan gönderebilirler. Burada Hasan hocam ilk ağızdan değerlendirecektir. Seve seve. Kıymetli hocam sınıf öğretmeni olmanız münasebetiyle önce biraz böyle ilkokula değinmek istiyorum. Daha sonra Avrupa'ya yurt dışı eğitim, öğretim sürecine de sizinle birlikte giriş yapalım. İlk sorum şu olacak aslında merak ettiğim bir soru. Sınıf öğretmenleri hep hayatımızda unutamadıklarımızın arasında yer alıyor. Evet. Birçok öğretmenimiz oluyor, birçok sevdiğimiz öğretmenlerimiz oluyor, birçok değer verdiğimiz kıymetli, bütün öğretmenlerimiz çok kıymetli ama mutlak. Bunların arasında belli bir insanın hayatı, süresi, yaşamı geçtikten sonra dönüp baktığında en çok sınıf öğretmenini hatırlıyor. Aynen. Diğer öğretmenleri çok hatırlamıyor. Evet. Buradan ben de sınıf öğretmenim. İstiklal İlkokulu'nda okumuştum. Fahri Söğütçü en son duyduğumda vefat etmişti. Allah rahmet etmesin Amin. Diyeyim. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Neden sınıf öğretmenleri unutamadıklarımızın arasında yer alıyor? Yani sınıf öğretmenliği bütün meslek dalları aslında çok kutsal meslekler kabul etmek gerekirse ama sınıf öğretmenliğine kutsiyet atfeden şey diyelim çocuk yeni anne babasının işte gölgesinde sürekli yaşıyor. Bu gölgenin tesiriyle onların işte sıcaklığını falan hissediyor. Bu sıcaklıktan ilk kopma aşaması birinci sınıf öğretmeniyle başlıyor. Dolayısıyla çocuklarda mesela bir güven, bir işte öğretmenine karşı bir daha böyle bir sahiplenme, anne baba duygusuyla yaklaşma. Bu tarz şeyler çocukları inanılmaz derecede öğretmenlerine bağımlı hale getiriyor. Tabii sınıf öğretmeninin yani çok önemli bir pozisyonda olması, tek kişi olarak çalışması, belki bunu diyebiliriz. 4 yıl boyunca kesinlikle 4 yıl boyunca aynı. Görmesi. Ya ben çoğunlukla şuna benzetirim. Birinci sınıfa başlayan bir çocuk oyun hamuru gibidir.
O çocuğu nasıl şekillendirirseniz, kendi ses tonunuza, beden dilinize nasıl alıştırırsanız, çocuk ilerleyen yaşlarda da o şekilde şekillenecektir. Evet. Mesela çok böyle farklı örnekler var. Diyelim ses tonu çok yüksek olan öğretmen arkadaşlarımız sınıflarındaki çocuklar çok yüksek ses tonuyla konuşurlar. Daha naif ses tonuyla konuşan öğretmen arkadaşlarımın, özellikle bayanların sınıfındaki çocuklar daha çok böyle naif bir ses tonuyla falan konuşurlar. Bakın açıkçası çocuk aynaya baktığı zaman ilk başta annesini görür, arka planda da babasını görür. Ama üçüncü olarak kendi öğretmenini görür. O dolayısıyla ilk öğretmen de sınıf öğretmeni. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Yani mesela siz de tecrübe etmişsinizdir. Birçok çocuk evde yaşanılanı mesela veya dışarıda gördüğü birçok şeyi anne babasıyla çoğunlukla paylaşmaz. Daha çok öğretmeniyle paylaşır. Burada da sınıf öğretmenliğinin o merhamet, işte sahiplenme veya çocuğu onun yanında kendini güvende hissetme duygusuyla tamamıyla ilintili. Bundan dolayı sınıf öğretmenliği çok ön planda, ama temel gerekçe dediğim gibi bütün meslek dalları elbette ki çok önemlidir. Hayatımıza yön veriyor, şekil veriyor, ama eğitim şemsiye kurum olduğundan dolayı, bütün meslek dalları da eğitimle ilintili olduğundan dolayı sınıf öğretmenliği bence bundan dolayı inanılmaz. Dediğiniz doğru. Hepimiz değil mi? Hayatımızda birçok farklı süreçlerde öğretmenler falan geçiyor. Ama sadece aklımızda kalan veya hikaye oluşturduğumuz sınıf öğretmenlerimizdir, değil mi? Evet, güzel. Evet. Şimdi değerli hocam, ilkokulda böyle sınıflar bazında bir değerlendirme yapacak olursak, eğitim-öğretim süreci nasıl işliyor? İlkokuldaki bu eğitim-öğretim, sınıflar bazındaki eğitim-öğretim süreciyle alakalı da bizi biraz aydınlatabilir misiniz? Yani şimdi malumunuz ana sınıfını bitiren bir çocuk birinci sınıfa başlıyor. Birinci sınıfa başlayan bir çocuğun artık böyle görselle, yazınsalı bir şekilde ilişkilendirmesi lazım. İşte eliyle kalemi bir şekilde tutup, İşte farklı varyasyonlara girmesi lazım. Ana sınıfında çocuk çoğunlukla bu şeyi oyun üzerinden şekillendiriyor. Ama burada böyle kısa bir araya girebilir miyim? Mesela bazı anaokullarında biraz daha böyle bizim toplumumuz akademik başarıya çok önem verdiği için anaokulunu öğretmeni de şöyle değerlendiriyor. Eğer anaokulunda çocuk okuma yazmaya bir adım atmışsa, bir şeyler öğrenmişse anaokulunda iyi bir eğitim almış. Atmamışsa iyi bir eğitim almamış mantığıyla bakılıyor. Halbuki anaokulu okuma yazma yaşı değil, oynama çağıdır. Aynı fikirdeyim. Ben çocuğumu anaokuluna verdiğimde sınıf anaokul öğretmeninin ilk toplantıda söylediği laf çok hoşuma gitti. Eğer benden çocuğunu okuma yazma öğrenmesi beklentisi içinde olan varsa lütfen çocuğunu benden alsın. Kesinlikle. Anaokulu okuma yazma öğrenme çağı değildir. Oyun çağı, kaynaşma çağı, işte arkadaşlarını tanıma çağı. Biz onun üzerinde duracağız. Aynen, aynen. Tabii ki ufak tefek şeyler öğrenebilir ama akademik değil. Bu noktada size şunu sormak istiyorum. İlk okula gelen bir öğrenci, birinci sınıfa başlayan bir öğrenci anaokulunda o oyun kültürünü alıp geldikten sonra mı sizin işiniz kolaylaşıyor? Yoksa işte sizin yapacağınız okumaya, yazmaya hafiften geçmesi mi sizin işinizi kolaylaştırıyor? Ne görüyorsunuz burada? Yani birçok öğretmen arkadaşım ve eğitimin paydaşları bunu bir avantaj olarak görse de dahi benim şahsi fikrim kesinlikle bir avantaj değil. Düşünün, 30 kişilik bir sınıfta bir grup okuma yazma bilerek geliyor. Diğer grupta siz okuma yazma çalışmaları falan yapıyorsunuz. Bu grupla işte okuma yazma bilen grup arasında inanılmaz bir makas oluşuyor. Bu öğretmenin işini çok zorlaştırıyor ki bunu tecrübe ettik yani. Koç İlkokulu'nda da farklı işte deneyimlerde de farklı okullarda da bunu tecrübe ettik ki bu iyi değil. Ya hepsi bilerek gelmiş olsun ya da birisinin biliyor olması, diğerinin bilmiyor olması inanılmaz derecede öğretmeni yoruyor. O bildiğini tekrarlama bir yerde sıkacaktır. Kesinlikle. Çocuğu. Aynı bir de şey vardır değil mi? Evet. Her zaman şunu deriz. Evet. Her şey yerinde ve zamanında olmalı. Süper. Çok yersiz zamansız olan bir şey bir yerde patlak veriyor. Kesinlikle. Bir yerde öğrenci belki bıkıyordur, usanıyordur, kalıyordur. Yerinde zamanında yapmıyordur. Yani bunu tecrübe ettik. Bilerek gelen çocuklarda çoğunlukla bir sıkılganlık başlıyor. Psikolojik altyapısında ben bu işi nasıl olsa biliyorum. Dolayısıyla bu sınıfta tembelliğe itiyor belki. Kesinlikle, kesinlikle. Yani öğretmene daha çok zorluk çıkarıyor. Dolayısıyla verdiğiniz yönergeyi takip etme konusunda da çocuk sınıftan kopuyor. Evet. Bu kopma
ötesinde de işte sınıfın genelinde veya öğretmenin kendisinde bir motivasyon eksikliği falan yaratıyor. Ben ana sınıflarında çoğunlukla oyun üzerinden birçok şeyin şekillenmesini istiyorum. Birinci sınıfa gelen çocuk zaten ana sınıfında edindiği deneyimi günlük hayatta ilişkilendirip çok iyi bir basamak atlayacaktır. Bu da hem çocuğu güçlü yapacaktır hem de anne babaya çok fazla yani strese, işte karın ağrılarına, birçok şeye falan sevk etmeyecektir diye düşünüyorum. Birinci sınıf böyle sınıf bazında ele alırsak, evet, üst sınıflara geçtikçe çocuğun evet, o eğitim hayatındaki bakış açısı, evet, öğrendiği şeyler nasıl değişiyor? Böyle bir, hı-hı, böyle ikiden ne öğreniyor, üçten öğreniyor, evet, dörtte nasıl bir eğitim, hı-hı, alıyor çocuk? Şimdi birazcık Almanya tecrübesini işin içerisine falan katarsak, mesela Almanya'da şöyledir. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfa sadece çocuğa özgüven depolanır. Onlar emindir kendi eğitim sistemlerinden. Şunu istiyorlardır: bu çocuk eninde sonunda eğer işte kaynaştırma değilse, işte bepli değilse, farklı bir işte çocuk yapıda değilse mutlaka okuma yazma bir şekilde öğrenilecektir. Ama biz de böyle çok tez canlıyız. İstiyoruz ki birinci sınıfa yeni başlayan öğretmen arkadaşlar istiyor ki Kasım sonrası veya Aralık sonrası bu işi bitirmiş olsunlar. Bazı sınıf öğretmenleri, evet, arasında bu yarış var değil mi? Sanki böyle ilk okuma yazmaya geçen sınıf daha başarılı bir sınıf algısı oluşuyormuş. İzlenimi yaratmak isteniyor ama ben çok tasvip etmiyorum, açık net söyleyeyim. Çünkü az önce siz de buyurdunuz ki yani her şeyin modunda gitmek zorunda. Bu öğrenciyi de güçlü yapacaktır. Öğretmenin önünü görme şansı olabilir. Ha, bir de şöyle bir şeye de, yanılgıya da kapılmayalım. Şimdi 30 kişilik bir sınıfta 25'i çok iyi gidiyor da 5'i geride kalıyorsa asıl bence büyük sorun, büyük motivasyon kopukluğu orada başlıyor. Ya temel amacımız nedir? Bütün sınıfı aynı moda, aynı seviyeye getirebilmek. Mutlaka bazılarının algılama gücü çok iyidir. İşte bir kere de söylersiniz çocuk hemen uyarıcıları çok güçlüdür, algılaması iyidir, kapar ama bir başkasına 10 kere de aynı şeyi tekrarlama gibi bir durumu ortaya çıkabiliyor. Bence dediğim gibi az önce o aradaki makası böyle kapatmak lazım. Evet. Şimdi birinci sınıf çok önemlidir. Niye çok önemlidir? Çünkü az önce buyurduk ki yani o birinci sınıf veya sınıf öğretmeninin niye işte çok önemli olduğunu. Düşünün, ilk kez bir aileden kopuş başlıyor. Duygusal bir kopuş başlıyor. İşte ilk kez mesela öğretmen gölgesi devreye giriyor. Bu gölgenin akabinde de işte diyelim çocuğa okuma yazma, sınıf aidiyeti, işte kendisini sınıf içerisinde mutlu bir şekilde görme, arkadaşlarını ismen tanıma veya onları isimleriyle hitap etme, bunlar çok çok önemli bir şeydir. Veya dışarıda işte sınıf kuralları, ilk kez mesela bir statüyle tanışıyor çocuk. Evde sürekli anne babası ama bir öğretmen statüsüyle tanışıyor sınıf ortamında. Bir de şöyle bir, evet, içimdeki çocukların dezavantajı var, her zaman söylüyoruz. Evet. Eskiden mahalle kültürü dediğimiz bir şey vardı. Mesela tek katlı, iki katlı evler, orada çocuk akşama kadar dışarıdaydı. Aynen. Herkesin aynen, birbirine karşı bir güveni vardı. Çocuk orada daha okula başlamadan işte, evet, arkadaş duygusunu, hı-hı, bilirdi, arkadaşını tanırdı veya paylaşmayı bilirdi. Aynen. Küçük yaşta işte ağlamayı, üzülmeyi, sevinmeyi arkadaşlarıyla birlikte öğrendi ama şu anda çoğu çocuğun öyle bir şansı maalesef yok. Okul hayatıyla maalesef birlikte başlıyor. Kesinlikle. Çok doğru. Bu da dediğiniz gibi sınıf öğretmeninin orada, evet, kontrolün olunca biraz, evet, daha sınıf öğretmenini ön plana, evet, çıkarmış oluyor bu noktada. Yani ikinci sınıf da çok önemsediğim bir sınıf. Benim kendi şahsi görüşüm. İkinci sınıfı çok basamak bir sınıf olarak değerlendiririm. İkinci sınıftan matematik kombinasyonları veya işte farklı derslerden, işte özellikle dil öğretimini ilk kez görüyor çocuk, İngilizce ile tanışıyor. İngilizce'de bizde maalesef işte korku eşikleri var veya bunu işte ilerleyen zamanda belki farklı bir başlık altında değerlendirme gibi bir şansımız olur ama şimdiden ön bilgi olarak ben söyleyeyim. Veya işte utangaçlık eşiği vardır bizde dil öğretiminde. Ve daha doğrusu Avrupa ile kıyaslarken bizde dil öğretimi niye tam oturmuyor çok anlamadım. İkinci sınıfta çocuk ilk kez bir farklı statüyle, öğretmen tipolojisiyle ve bu bir dille tanışıyor. Dolayısıyla inanılmaz ilk şeylerin, hani bazı şeylerin ilk öğrenilmesi babında inanılmaz bir keyif verici bir şey olması icap ederken bu bazen geri tepebiliyor. Bunu çok anlamış değilim. Acaba çok fazla ünite mi veriyoruz çocuklara? Çok emin olamıyorum. Veya dili günlük hayatta ilişkilendiremiyoruz mu? Bundan da çok emin değilim.
Ama genel kanaat şu, siz de takdir edersiniz ki işte 8. sınıftan veya 12. sınıfı bitiren çocuklar maalesef işte günlük hayatla ilişkilendirip birbirini tümleyen 5 tane İngilizce cümle kuramıyor veya farklı bir dilden kuramıyor. Bu çok aslında büyük bu bir eksiklik. Bizim şu bakış açımız da var. Evet. Yani akademik anlamda başarının içinde dili göremiyoruz toplum olarak da. Evet. Mesela şu örneği vereceğim. Elazığ'da Sosyal Bilimler Lisesi var. Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki eğitim öğretim hayatı 5 yıldır. Evet. 1 yıl hazırlık süreci, diğer 4 yıl normal liselerdeki eğitim öğretim sürecidir. Ve maalesef birçok ailemiz, birçok öğrencimiz orası 5 yıl olduğu için tercih etmek istemiyor. Evet. O 1 yılı kayıp olarak görüyor. Evet. Halbuki ne kadar büyük bir kazanç olduğunun farkına varsa herkes orayı tercih edecek ama işte biz dili akademik anlamda başarının içine koyamıyoruz. Maalesef. Dil evet. Sadece bir böyle turist gezdirmeye, rehber olma, işte İngilizce öğretmen olursam düşünme anlamında görüyoruz ama evet. Global bir dünyada yaşıyoruz artık. Aynen, kesinlikle. İletişim çok kolay evet. Ve bizim akademik hayatımızın ilerideki anahtarı da yabancı dil. Bence de. Birçok, çünkü kesinlikle. Üniversite hayatından sonra yüksek lisans süreci başlıyor, aynen. Doktora aynen. süreci başlıyor, işte doçentlik, aynen. profesör, bunların hepsine yabancı dil lazım. Ama maalesef biz toplum olarak bunu biraz sanki arka planda görmüş. Yani biz bize kalmayalım. Benim kendi şahsi fikrim bu. Avrupa'yla entegre veya dünyayla entegre artık bir toplum olmak zorundayız. İşte bunun da ilk basamağı ikinci sınıftan başlayan dil öğretiminin çok iyi oturması lazım zihinsel belleklerde. Aslında çocuklar inanılmaz bir heyecanla bu işi kavramanın peşine düşüyorlar. Ama işte sadece haftada 2 saatle sınırlı tutulması... Çocuk mesela pazartesi günü diyelim dili görüyor. Bir dahaki yüzleşmesi arasında 8 gün geçiyor maalesef. İşte kopmalar oluyor. Şimdi hocam burada şeyi de sormak istiyorum aslında. İlkokullarda 1. sınıftan 4. sınıfa kadar tek öğretmen giriyor. Evet. İşte bazı ana branşlarda İngilizceden yola çıkarak o aklıma geldi. Evet. Bazı ana branşlarda işte resim, şey din kültürü İngilizce başka hangi branşlarda giriyor? Yani din kültürü. Ve 4. sınıfta tanışıyor çocuk. Orada branş öğretmenleri giriyor. Onun dışında hep sınıf öğretmeni giriyor. Aynen. Bu Avrupa'da da böyle mi? Ya da bunun bir dezavantajı, avantajı var mı öğrenciler? Yani Avrupa'da 1. sınıftan itibaren matematik branş öğretmeni girer. Din kültürü branş öğretmeni girer. İşte dil branş öğretmeni girer. Aynı zamanda böyle farklı işte diyelim eyalet bazında işte farklı ekstraları varsa o dersin branşı girer. İşte tiyatrodur. Diyelim farklı zamanlarda farklı öğretmenler de girebiliyor. Evet. Bunu ben bir çoğunlukla dezavantaj olarak görülebilir ama Türkiye'de bu bir türlü oturmuyor. Veya işte düşünün 1. sınıftan matematik branş öğretmeni farklı işte siz o sınıf statü karmaşası doğuyor bu sefer. Yani acaba o sınıfın işte sınıf öğretmeni kim? Yani giren matematik branş öğretmeni çocuk mi? Şey yapamıyor değil mi? Mesela evet. Küçük çocuk evet. O algı becerisi çok gelişmemiş evet. olabilir. 5 öğretmen, 6 öğretmen, 7 öğretmene evet, evet. odaklanma problemi yaşayabilir belki. Yani olabilir. Sanki böyle tek öğretmen daha mı sağlıklı? Şimdi sınıf, şöyle düşünmek lazım aslında. Sınıf öğretmeninin en büyük avantajı bence çocuk sınıf öğretmeninin ses tonuna beden diline alışık oluyor. Farklı bir öğretmen girdiği zaman bu sefer o ses tonuna beden diline alışması belli bir süreç istiyor. Zamanla bu kabullenme oluyor. Kabul etmek lazım ama bu tabii belli bir süreç istiyor. Bir de ders sayısının az olması işte kopmaları falan getirebiliyor veya amaçladığımız şeye çoğunlukla ulaşamıyoruz. Avrupa'da en çok takdir edilen Türk öğretmenin güçlü yönü buydu bence. İşte 5 tane branşı nasıl bir öğretmen işte tek başına yapabiliyor diye. Onlarda mesela az önce söylediğim gibi işte matematik branş öğretmeni giriyor, din branş öğretmeni giriyor, İngilizce branş öğretmeni veya kunst, işte sanat branş öğretmeni, spor branş öğretmenleri. Bakın yani bir çocuk 1. sınıfa başladığı zaman 5-6 tane branş öğretmeniyle tanışma şansı oluyor. Biz de bunların hepsini bir tane sınıf öğretmeni yapmış oluyor. Avantaj mı? Evet, artıları çok fazla ama bazen öğrencilerin sanki farklı öğretmen tipolojilerini de görmesi bence bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Peki bazı velilerimizde çocuklarını
erken okula gönderme isteği var. Evet. Diyor ki çocuğum işte mesela 2 ayla 3 ayla kaybediyor. Ya 2-3 ayın ne önemi var ki? Bizim çocuğumuz erken başlasın, erken yol alsın düşüncesiyle çocuklarını erken göndermek isteyen velilerimiz var. Evet. Bu noktada yılların tecrübeli sınıf öğretmeni olarak gözlemleriniz nelerdir? Çocuğun ilkokula erken başlaması bir avantaj sağlıyor mu çocuklara? Neler söylemek istersiniz bu tür düşüncede olan velilerimiz için? Yani maalesef özellikle mesela Elazığ özelinde birçok böyle şeyleri tecrübe ettik. İşte çok güçlü öğretmen arkadaşlarla denkleşmesi babında çocuk 3 aylık bir kaybı var. Ama istiyor ki o öğretmen arkadaşla denkleşsin. Bu denkleşmeden kaynaklı çocuğunu işte 66 ile 69 ay arasında veli isteyebilir. Yani çocuğunu yeterli görüp isteyebilir. Bazen de şu oluyor mesela. Evet. İstediği bir öğretmen oluyor, bire dönüyor. Aynen. Ya süper. Diyor ki bir şey olmaz çocuğum küçük gitsin ama bu öğretmene gitsin. Bu öğretmenin denk gelsin değil mi? Falan. Böyle bir kaygı olur. Çok fazla evet. Maalesef. Şimdi ben dezavantaj olarak görüyorum. Yani her zaman işte çocukların normal yaşında başlamasını istiyorum. Bakın bazen bilgi yetmiyor. Tecrübeler üzerinden konuşur isek birçok tecrübe edindik bu yönlü. Çocuk İskelet kas sistemi gelişmemiştir, kalemi tam tutamıyor, normal akranlarına yetişemiyor yazma konusunda. Bunlar dezavantaj. Dikkat konusunda değil mi? Dikkat konusunda kesinlikle sınıfa bir aidiyet hissiyle bağlanma konusunda. Çocuk hala da oyun çağında, oyun modunda tamamıyla ana sınıf, arka planda ana sınıfı barındırıyor. Ama fizikmen sınıfın içerisinde dolayısıyla bunlar dezavantaj. Ha, içerisinde farkındalık yaratan çocuklar olmuyor mu? Oluyor. Bunu da kabul etmek ama lazım. Belki yani, zamanında ise daha çok farkındalık yaratacaktır. Yani o kesinlikle. Tabii. Peki aynen. Hocam ilkokula yeni başlayan çocuklarda bir nasıl başlar söyle gider diye bir sözümüz var ya bizim. Evet. Yani nasıl, bir iş nasıl başlar söyle gider. İlkokula yeni başlayan çocuklarda aileler nasıl bir çalışma disiplini oluşturmalı çocuk için? Neler yapmalı ki hani bir çalışma disiplini olsun çocukta ve bunu devam ettirebilsin? Aynen. Bunun için neler söylemek istersiniz? Yani çok doğru söylediniz. Nasıl başlarsak öyle devam ediyor maalesef. İlk günden böyle işi sıkı tutarsak, o çalışma disiplinini falan oturtursak emin olun 4. sınıfa kadar bu böyle gidecek. 4. sınıf sonrası ta üniversiteye hatta işte kariyer getiren mesleklerde, evlilik hayatına birçok şeye bu yansıyacak. Kesinlikle bunu kabul etmek lazım. Bundan dolayı mesela bir çocuk 1. sınıfa başlarken çoğunlukla velilere şu telkinlerde bulunuyoruz. Bakın 1. sınıfa başlayan bir çocuk için öğretmenin desteği %20'dir. %40'ı çocuğun kendi performansı, %40'ı da tamamıyla ebeveynlerin, anne babanın desteği. Değil mi? Her zaman okulda öğretmen, anne baba, evdeki anne baba öğretmendir ilkokuldaki çocuk için değil mi? O yüzden... Kesinlikle, aynen. Yani bundan dolayı anne babasından inanılmaz bir destek görmesi lazım çocuğun ki çocuk hakkında ilerisi için mesela bir şeyler söyleyebilelim. Bu çalışma disiplini nasıl oluşturulabilir? Yani evde çalışma disiplini özellikle 1. kademe yani 1. 4. sınıflar için tabii malumunuz işte Elazığ depremi gördü. Deprem sonrası işte 1,5 yıllık pandemik sebeplerden kaynaklı bir kayıp var. Bu kaybı aslında aradaki mesafeyi kapatmak için çok ciddi bir destek sunmamız lazım. Ben kendi velilerimle paylaşıyorum. Birçok öğretmen arkadaşlar da şahit oldum. Kendi velileriyle bunu paylaşıyor. Şimdi bu süreçte inanılmaz bir kayıplar oldu ama bu çalışma disiplinini oturtmanın bence 1. yolu tamamıyla böyle işte anne baba çocukla oturup standart bir okuma saati mesela oturtabilir. Dışarıdan eğer okul sonrası bir destek görmüyorsa bu çocuk mutlaka anne babasıyla oturup belli bir standart saat oluşturacak. İşte atıyorum saat 8 ile 9 arasında bir saatlik bir çalışma olacak. Ne yapmalı o çalışmada? Mesela yani, okulda gördüğü mü tekrar edilmeli? Yoksa sınıf öğretmeninin yardımıyla belli konular belirlenmeli, o konular üzerinde mi çalışılmalı? Nasıl bir çalışma yapmalı böyle şimdi, okul sonrasında? Yani siz de takdir edersiniz ki okulda öğrenilen birçok bilgi eve yetişinceye kadar uçup gidiyor. Yani tekrar uzmanların genel kanaati eve yetişinceye kadar çocuk %80'ini kaybediyor, uçup gidiyor, %20'siyle eve dönüyor. Bu %20'nin de zihinsel bellekte kalıcı olabilmesi için mutlaka tekrarlara, pekiştireçlere, işte
test çözümüne yeni nesil tarzı diyoruz artık. Sorular çıktı ortaya. Şimdi yeni sınav konsepti buna evrildi. Kabul etmek lazım ki birazcık anne babayı da zorlayacak. Çünkü artık eski sınav konsepti yok. Sorular gerçekten iddialı. Tamamıyla okuma üzerinden şekillenen sorular. Bundan dolayı işte pekiştireç olması babında çocuk önce mesela veli şunu sorabilir. Bugün okulda neler öğrendiniz? Buna verilecek bir cevap bile bir tekrar mahiyetinde olur değil mi? Evet. Yani evet. Dersler bazında mesela ne detaylandırabilir? Çocuk işte sosyal bilgilerde dünyanın hareketlerini gördük. Fen bilimlerinde dünyanın hareketlerini gördük. İşte sosyal bilimlerde yongayı, cipin ne anlama geldiğini gördük. Matematikte işte toplama çıkarmayı veya diğer derslerde İngilizce'de farklı bir şey. Bu bile tekrardır. Ha bunun üstüne pekiştireç olsun diye işte testler çözdürülebilir. Efendime söyleyeyim farklı böyle dijital ortama çok girmelerini istemiyorum açık net. Çünkü çocuk dijital ortamdan da birçok deneme sınavı çözme şansı var ama çocuk bir girdi mi bir daha da kopmuyor. Ondan dolayı şu an telkin etmiyoruz. Evet, yani doğru. Velilere de özellikle söylüyorum. Çok zorunlu olmadıkça dijital ortama girmesinler. Az önce söylediklerinizin arasında yeni nesil sorular ve okuma alışkanlığının önemine biraz vurgu yaptınız ama yeni nesil sorular hakikaten tamamen okuduğunu anlamaya yönelik. Kesinlikle. Bütün dersler için geçerli. Sadece Türkçe için önceden biz şey zannederdik. Evet. İşte okursan Türkçeyi yaparsın değil. Artık matematik sorusu bile anlarsan, soruyu anlarsan kesinlikle yaparsın yoksa yapamazsın. Aynen. Yeni nesil sorular biraz buna yönelik sorular. Peki çocuk bu okumaya ne zaman başlamalı? Nasıl okuma alışkanlığı kazandırılabilir çocuğa? Evet. Bunun önem derecesi nedir okumaya alışmasının? Yani bizde yıllar yılı hep matematik çok öncelendi. Ben de çok önemsediğim, en önemsediğim derslerden bir tanesi buydu. Çünkü bilimsel bir ders. Ama son zamanlarda artık böyle PISA, TIMS tarzı OECD ülkelerinde uygulanan eğitim sisteminden kaynaklı yeni nesil tarzı sorular çıktı. Şimdi bu sorulara hakim olabilmek için artık çok zeki olmamız yetmiyor, çok çalışmamız yetmiyor. Bir de çok iyi okuyucu olmamız lazım maalesef ve maalesef. Siz de buyurdunuz az önce. Bir matematik sorusunu çözmek bile %80 artık Türkçenin üzerinden şekilleniyor. Dolayısıyla Türkçeye çok hakim olmamız lazım. Buna hakim olabilmemiz için de yol çok basit. Yani çok iyi bir okuyucu olmamız gerekiyor. Standart bir okuma saatinin olması gerekiyor. Ben velilerime şunu telkin ettim. Yani saat 9 ile 9.30 arası bizim standart okuma saatimiz olsun. Bu süre içerisinde lütfen çok ekstralarımız, aciliyet gerektiren bir şeylerimiz yok ise anne, baba, işte çocuk beraber veya işte abi, abla da olabilir. Bu standart saati bir oturtalım. Çocuk bunu bir iki hafta takip ettikten sonra gerisi gelecektir. Artık bunun yani çocuk bunun takibini kendisi yapacaktır. Artık anne babanın telkinine falan gerek olmayacaktır. Bir de şöyle bir şey var okumak. Yani gerçekten çok önemli biliyorsunuz Elazığ Valiliği 2 yıldır işte Elazığ her yerde okuyor diye bir proje yürütüyor. Evet. Biz de kendi çapımızda okul olarak, sınıf olarak desteklerimizi sunuyoruz, veriyoruz. Çok da anlamlı da oluyor. Ama amacına tam ulaşıyor deseniz, ulaşıyor mu deseniz çok emin olamıyoruz. Çünkü çok da okumayı böyle seven bir toplum değiliz kabul etmek gerekirse. Birçok şeyi böyle işitsel olarak duymak çok daha hoşumuza gidiyor. Kolaya kaçıyoruz biraz. Yani kolaya kaçıyoruz. Evet. Ama okumanın lezzetine, hazına kesinlikle işte toplumumuz varırsa, işte valiliğimizin, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün aslında yapmaya çalıştığı bu, çocukları bir şekilde okuman hazına vardırmak. Zaten okuman hazına vardıktan sonra gerisi gelecek. Herhangi bir kurumun bir şey yapmasına gerek yok. Aynen. Zaten o kitap alacaktır, o dünya görüşünü genişletecektir. Çünkü televizyonda görsel nasıl görüyorsa okuma alışkanlığı kazanan biri okuduğu zaman o hafızasında o görseli de okuduğunun görselini görecek kesinlikle mutlaka. Kesinlikle. Dünya görüşünü bu şekilde şekillendirecek. Şimdi bilgi nasıl kalıcı oluyor biliyor musunuz Metin Bey? Çocuk mesela dinlediğini eğer zihinsel altyapısında şekillendiriyorsa, hikaye oluşturuyorsa, bunu işte yazınsal olarak destekliyorsa o bilgi kalıcı olur. Bir şekilde bir hikaye oluşturuyor çocuk çünkü. Hikayeler üzerinden zaten yürüyoruz. İşte siz de mutlaka mesela ilkokul 1. ve 2. sınıftan işte zihinsel belleğinizde yer etmiş bir hikayeniz vardır değil mi? Hepimizin kesinlikle vardır. Yani bu niye hikaye oluşturuyoruz? Çünkü ya çok üzüldüğümüz bir durum olmuştur ya çok sevindiğimiz bir durum olmuştur.
ya bizi onure eden bir durum olmuştur değil mi? Yani bundan kaynaklı hikayeler oluşturuyoruz. Zamanımız kısıtlı hocam, biraz hızlı giderim. Ben Avrupa konusuna da değinmek istiyorum. Hızlıca bir sorum var ama onu geçeyim. Ben biraz Avrupa konusuna dönmek istiyorum. Şimdi Avrupa'da babanız Avrupa'da yaşadı. Zaman zaman Avrupa'ya gidip geldiniz. Burada okudunuz ama orada da bir nevi kopmadınız. O toplumun da yapısını biliyorsunuz. Evet. Daha sonra yurt dışı görevine gittiniz orada. Netice olarak hem burada öğretmenlik yaptınız hem Türkiye'de. Hem oradaki eğitim öğretim sürecine hakimsiniz hem buradaki eğitim öğretim sürecine hakimsiniz. Bu noktada şunu izleyicilerimiz özellikle Avrupa'dan kesin dönüş yapmak isteyen birçok Türk ailesi var. Belli bir süre çalışmış, dönmüş. Çocukları okul çağında. Oradaki belli bir süre okuduktan sonra Türkiye'ye dönüş yaparsak bizim oradaki çocuklarımızın eğitim öğretim süreci nasıl olur acaba? Neler yapılması gerekiyor? Nasıl bir eğitim öğretim süreci var orada? Bunu merak eden ailelerimiz mutlaka vardır. Onlar için neler söylemek istersiniz? Şimdi maalesef işte Elazığ'da, maalesef demeyelim yani bu çok güzel bir şey. Çünkü Elazığ, Avrupa'da yaşayan Elazığlıların sayısı çok çok fazla. Evet. Hamburg eyaletinde inanılmaz böyle sayamayacağınız kadar Elazığlı falan vardır. İşte çocuk bir şekilde orada doğumludur, belli bir süre orada eğitim hayatını devam ettirmiştir. Ama farklı nedenlerden dolayı diyelim işte velide, anne babada veya çocukta dönme isteği olabiliyor. Şimdi ne olur? Diyelim çocuk mesela orada işte lise çağında. Lise çağında olan çocuklar orada eğer lise 1, 2 ve 3'ü okumuşlarsa Türkiye'ye döndükleri zaman mesela ÖSYM'nin yaptığı bir sınav vardır. Çok zor bir sınav değil. Mesela yurt dışındaki öğrencilere yönelik sınav diye geçer kısacası. Bu sınava girecek olan çocukların bizim işte 12. sınıfta YKS'ye girecek olan çocuklar kadar performans göstermesi beklenmiyor. Sadece 100 üzerinden bir 40 falan onlara farklı almaz. Bir sınav uygulanıyor. Tabii farklı bir sınav uygulanıyor. Dolayısıyla bu yönlü çok sorular var. Ben de biliyorum. Bu kaygılar bir sefer kesinlikle bu kaygıları gidermemiz lazım. Çok rahat bir sınav ve herkesin kazanabileceği bir sınav. Bir de çok büyük bir avantaj. Siz az önce buyurdunuz mesela bir dil bilmek o kadar önemli kıymete bindi ki. Bir de şöyle bir şey, mesela artık velilerin şöyle bir kaygısı da olmamalı. Bakın işte Avrupa ile entegre birçok meslek çıktı ortaya son zamanlarda. Siz de fark ettiniz değil mi? Yani işte Almanya'da yaşıyor adam, ille de İstanbul'a, işte Türkiye Elazığ'a gelmesi icap etmiyor. Veya Türkiye'de Elazığ'da yaşıyor, ille de aynı anda Hamburg'da olması gerekmiyor. Veya işte Almanya'nın farklı bir yerinde olması gerekmiyor. Bu yönlü meslekler de var. Ben mesela isteyen herkesin yolunun açık olduğunu düşünüyorum. Burada okumak bir farkındalık yaratacaktır. Orada yapılandırmacı bir eğitim sistemi var. Çünkü şey yetiştiriyor, yani tamamıyla işte Volkswagen'a, Mercedes'e, işte arka planda farklı meslek dallarına öğrenci yetişiyor, kabul etmek lazım. Ama Türkiye'de de niye olmasın yani? Peki oradan buraya gelen öğrencinin alışma süreci zor oluyor mu? Bunu kendinizden örnek verebilirsiniz. Evet. Siz de oradan geldiğinizde çocuklarınız 5 yıl orada okudular. Evet. Sonra gelip buradaki bizim okullarımızdaki eğitim öğretim hayatlarına başladılar ve devam ediyorlar. Evet. Evet. Neler gözlemlediniz burada? Yani çocuklarınızın oryantasyon süreci, alışma süreci zor geçti mi ve alışabildiler mi? Yani bu entegrasyon süreci oldukça böyle zorlu, sıkıntılı geçti. Biz baba olarak benim açımdan açık net söyleyeyim. Çocuklar başta bir kabullenememezlik durumu çıktı ortaya. Niye dönüyoruz diye. Veya işte niye dönmek mecburiyetindeyiz. Ben özellikle çocukların burada okumasını istedim. Babam da bunu istemişti bizim için. Bunu istedik. Şimdi ilk etapta tabii döndüğümüz zaman diyelim çocuk 8. sınıfa gitmesi gerekirken ben bir sınıf geriye aldım çocuğu. İşte Türkçe'ye daha hakim olsun diye veya Türkiye sınavlar ülkesi malumunuz. İşte bu sınavlar ülkesinde güçlü çıkabilmek için çok iyi bir alt donanımın olması lazım. Bunun dezavantajlarını sınavda yaşadılar çocuklar, yani kabul etmek lazımsa. Ama diyelim normal modunda işte eğitimle iyi entegre olabilen çocuklar da İşte bir iki yıl sonra bir bakıyorsunuz çok güçlü bir şekilde çıkmaya başladı. Ama şöyle bir avantaj da var. Yurt dışında öğrenilen işte Almanca veya İngilizce inanılmaz bir artı katıyor. Oradan gelen çocuklar 2-0 önde başlamış oluyorlar.
Bu bir avantaj bence. Ya, kazanabilecekleri işte isteklerine bağlı bir meslek dalında da bu iki tane yabancı dili de bindirdiklerinden dolayı çok iyi ilerleyebilirler. Şimdi yurt dışından gelen sorularımız var. Böyle evet. Süremiz çok kalmadı ama hızlıca evet. Değinebilirsek. Fransa'dan Türkiye'ye temel olarak dönersem çocuğum uyum sorunu yaşar mı? Az önce cevapladığım evet. Sırasında. Sorum sayın değerli hocam Hasan Demir'e demiş Fransa'dan. Evet. Böyle kısaca yine alışma süreci bir şekilde oluyor ama evet. Bir zorlu evet. Sürecin sonunda oluyor mu diyelim. Aynen. Yani Fransa'ya selam olsun. Tabii mutlaka bir entegrasyon yani sıkıntısı yaşayacaktır. Kabul etmek lazım. Çünkü çocuğun yani çevresi değişiyor. Çocuğun işte efendime söyleyeyim ekonomik anlamda bir sürü şeyi değişiyor. Kabul dili etmek alışması lazım. Bile belli bir süreç. Dili alışması bile belli bir süreç. Bir izleyicimiz de üniversiteyle alakalı bilmiyorum cevap verebilir miyiz buna? Evet. Türkiye'de üniversite okuyabilmem için neler yapmam gerekiyor? Yurt evet. Dışında yaşayan bir Türk vatandaşımız orada okuyan evet. Bir vatandaşımız bunu sormuş. Hı-hı. Burada üniversite okuması için ne yapması gerekiyor? Bu? Yani söylediğim şekilde bitirmiş orada liseyi. Liseyi bitirmiş. Burada işte bahsettiğim o üniversite sınavını ÖSYM'nin düzenlediği eğer sınava girmiş olursa ille de aynı buradakiler gibi performans göstermesi gerekmiyor. 100 üzerinden yapacağı 40 performans onu direkt üniversiteye sokacaktır. Yine yurt dışından bir sorumuz. Birinci sınıfa yeni başlayan bir tane çocuğum var. Çocuğumun Türkiye'de eğitim için neler verirsiniz demiş. Evet. Yani birinci hı-hı. Sınıfa başlayacak ama burada başlatmak istiyor. Evet, evet. Burayla orayı mı kıyaslamış izleyicimiz? Hı-hı. Yani burada başlaması için neler söylemek istersiniz? Yani muhtemeldir ki bu çocuk tamam işte ana sınıfına gidiyordur, ana sınıfı öncesi kreşe falan gidiyordur. Orada doğduğu ülkenin dilini çok iyi biliyordur, kabul etmek lazım ama yaş küçük olması itibariyle bence bir yılda bunu çok rahat toparlar. Evet. Bir de yani Türk bir anne babadan doğduğundan dolayı muhtemeldir ki evde Türkçe de konuşuluyordur. Çocuk işitsel olarak Türkçeyi bildiğinden dolayı burada işte şeye de entegre olduktan sonra, eğitim sürecine de entegre olduktan sonra bence yani birinci sınıf çok rahat şey yapabilir bence, uyum sağlayabilir. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Değerli dostuma Hasan Hoca'ya çok selamlar. Ortaokul çağındaki çocuğumla Türkiye'ye dönmemiz durumunda gereken uyum konusunda ve gerekse akademik başarıların sağlanabilmesi anlamında çocuğumun ne gibi zorluklarla karşılaşması söz konusudur demiş. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi Avrupa'dan dönen vatandaşlarımız için denklik var. Ama benim kendi tavsiyem şu olabilir. Diyelim çocuk işte Avrupa'da 8. sınıftan dönüyorsa Türkiye'ye mutlaka bir sınıf geriye çekmesini ben istiyorum. Kendi çocuklarım için. Bir tecrübe ettiniz. Kendi çocuklarım için bunu tecrübe ettim. Çok faydasını da gördüm açık net söyleyeyim. Mutlaka bir sınıf geriye doğru çeksinler. Çünkü 8. sınıf çok basamak bir sınıf. Yani hep 8. sınıftan örnek veriyorum ama 5. sınıfı orada okuyup da Türkiye'ye dönen insanların da işte 4'e çekmesini, yani bir sınıf geriye çekmesi çok isabet olur. İlerleyen. Peki evet. Kıymetli hocam bu noktada hep Avrupa'dan buraya gelişi konuştuk. Evet. Bizim Avrupa'da çalışıp ailesi Türkiye'de olan birçok insanımız var, birçok vatandaşımız var. Evet. Belli bir süre sonra orada işini gücünü oturduktan sonra bu sefer ailesini Avrupa'ya götürüyor. Evet. Çok kısa olarak onların uyum süreci zor olur mu ya da neler yapmaları gerekiyor? Sonra programımızı bitirelim. Şimdi buradan giden diyelim çocuklar Vorbereitungsklasse diye bir sınıfa gidiyorlar. Bu hazırlık sınıfı demektir. Öncelikle dili çok iyi geliştiriyorlar. Dille paralel olarak da kendi işte sınıfına diyelim 4. sınıftaysa önce dil ama dille paralel de 4. sınıfı takip ediyor. Sene sonunda bu takip değerlendiriliyor. Eğer çocuk dili çok iyi öğrenip de 4. sınıfın yetecek kadar işte dili biliyor ve paralelinde iyi götürmüşse direkt 5. sınıftan başlayabiliyor bir sonraki yıl. Ama 4. sınıfı çok iyi geçemeyen çocuklarda 4. sınıf tekrarı yapılıyor dil öğreniminden sonra. Yani A1, A2 düzeyi daha sonra B1, B2 düzeyine gelen çocuklar artık önü açıktır. İstediği oradaki şekilde devam edebilir. Evet, süremizin sonuna geldik. Katıldığınız için, bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum size. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yani benim için de çok inanılmaz bir tecrübe oldu. İlk kez böyle bir tecrübe yaşıyorum. Çok harika oldu. İnanılmaz şeyler paylaştık eğitim adına. Ben bu nazik davetinizden dolayı tekrar işte sizin şahsınızda bütün Fırat TV ailesine ve Elazığlı bütün vatandaşlarımıza bizi dinleyenlere selam yollamak istiyorum.
Farklı zamanlarda inşallah bir daha görüşme şansımız i̇nşallah. Olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.